İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ebu Said-i Faruki rahmetullahi aleyh. Bu yaptığınız nedir? Hatice Hatun ile Allah'ın sevgilisi namaz kılıyorlardı cemaatle ikisi. Gördü Hazreti Ali onları bu haliyle, henüz 10 yaşındaydı, merak etti haliyle. O Resûl'e sordu ki, bu yaptığınız nedir? Buyurdu ki, ya Ali, Allah'a ibadettir. O Allah ki, birdir ve hiç şerik yoktur ona. Seni davet ederim, o Allah'a imana. Dedi ki, babam ile meşveret eyleyeyim. Sonra gelip bu bapta size cevap vereyim. Buyurdu ki, ya Ali, İmana gelmez isen, bu sırrı başkasına söyleme yine de sen. İki adım atınca, geldi ki hatırına, nasihat eylemişti bu bapta babam bana. Demişti ki, ya Ali, her ne derse Muhammed, hiç tereddüt etmeden tasdik eyle, kabul et. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen. O oldu çocuklardan, İlk önce iman eden. Resulullah uğrunda yaptı çok fedakarlık. Onu kendi nefsine tercih etti o artık. Bir gün yine mescitte kılıyorken o namaz, sadaka talep etti bir fakir ondan biraz. Hatta Hazreti Ali rükûdaydı o an. Yüzüğünü çıkarıp bıraktı parmağından. Onun bu hareketi makbul geldi Allah'a. Bir ayet nazil oldu hemen Resulullah'a. Maide suresinden 55. ayet gelerek kendisini Rabbimiz eyledi meth. Hazreti Hüseyin'le yine Hazreti Hasan henüz abdest almaya başladıkları zaman benizleri sararır, korkudan titrerlerdi. Onların bu halini gören hemen sezerdi. Bazısı sorardı ki, ey Hasan, ey Hüseyin, siz abdeste kalkınca titrersiniz, niçin? Derlerdi ki, az sonra namaza duracağız. Düşünün ki, o zaman kimin huzurundayız? Hazreti Hüseyin de kalkınca namaz için, adeta titriyordu üstünde seccadenin. Derdi ki, kul, dünyada büyük hükümdarlardan birine bir derdini arz edeceği zaman, korkarsa, benim dahi Rabbimden istediğim gizli dileklerim var. Nasıl titremeyeyim? Namaz vakti gelince, hem de Hazreti Hasan titrer, şöyle söylerdi. Allah'tan korkusundan, Allahü Teala'nın dağlara arz ettiği, lakin dağların bile kabul eylemediği kulluk emanetini tam yapmak üzereyim. Bilmem ki layıkıyla yapabilecek miyim? Değerli dinleyenler, yerimize devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Buyurun. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Hayat bin Kays el-Harrani rahmetullahi teâlâ aleyh buyuruyorlar ki,
kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte aramalıdır. Kalp nurunu da sohbete olan gayreti devam ettirmede aramalıdır buyuruyor Hayat bin Kays el-Harrani rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. İyi günler, buyurun efendim. Allah-u Teala sizden razı olsun. Başım cümlemizden. Hocam, çocuklarım önce dua ederseniz. Cenab-ı Hak salih salih eylesin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnesinden de muhafaza buyursun inşallah Teala. Amin, amin. Allah-u Teala razı olsun. Hocam ben Malik Mesnevi'yi taklit ediyorum. Hani kitapta öyle okudum herhalde, aklımda öyle kaldı. Sabah ve vitir namazında Maliki diye taklit edilmeyeceğin diye okudum herhalde. Öyle bir şey var mı hocam? Hepsine. Hepsine taklit edeceğiz öyle mi? Evet. Tamam, Allah Teala razı olsun. Hocam bir de benim 70 yaşında annem var. Abim 4 aydır anneme kötü davranıyor. Yani abim böyle değildi, ben hiç anlayamıyorum. Hani aklımıza kötü şeyler geliyor. Acaba diyorum hani sihir büyüm var. Çünkü abimiz de çok düşkündü. Bir de ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Acaba diyorum hani okusak yani arkadan olur mu? Görmemiz mümkün değil. Ne yapabilirim hocam? Peki çok efendim. Allah-u Teala razı olsun. Amin efendim. Estağfurullah efendim. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam efendim, buyurun. Hocam ben dua edeceğim, bir de bir şey soracağım. Rabbim sıkıntılarına hayret tebdil etsin, iki cihan saadeti versin inşallah Teala. Buyurun. Amin, Allah razı olsun hocam. Hocam ana hasta, baba hasta, hanım hastanede, bunlarda bir sorun yok, geçer inşallah. Hocam şeytan ve nefis çok bastırıyor. Onun derdini biliyorum. Estağfurullah sen diyorsunuz. İnanın onu bile diyemiyorum. Sizden ve şehircilerden sadece bir isteğim. Allah hepimize iman selameti versin. Amin. Elimde o kaldı. Peki efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler efendim, buyurun. Allah sizlerden razı olsun. Cümlemizden inşallah Teala. Ben çocuklarım ve benim için dua istiyorum. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnesinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. Size benim bir sorum olacaktı hocam. Biz şimdi çocuklarımla beraber yaşıyoruz. Kaçıyoruz, kopuyoruz ama bir şeye muvaffak olamıyoruz. Neden oluyor acaba? Haram yemiyoruz, yalan söylemiyoruz. Hani ne bileyim, dinimizde kendi namazlarımızı falan kılıyoruz. Çok şükür elhamdülillah sizden öğrendiklerimizle. Neden oluyor acaba? Onu soracaktım hocam. Peki efendim. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Amin cümlemize. Peki, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Efendim dinleyicimiz, ben dedi Maliki mezhebini taklit diyorum ama okudum mu dedi, nerede hatırımda kaldı dedi. Sabah ve yatsıda sanki taklit edilmiyormuş gibi. Olmaz. Çünkü namaz deyince ister nafile, ister kaza, ister beş vaktin vaktinde kılınan namazlar olsun, ister cenaze namazı, ister cuma, ister bayram namazı. Yani abdesti yapılabilecek her şeyde taklit etmek gerekir. Namazların hepsinde. Kazaya da olsa, nafile de olsa, beş vaktin edası da olmuş olsa. Niye taklit edilmesi gerekiyor? Öyle bir istisası yok. Sabah namazı ve yatsı namazı abdestsiz mi kılınıyor ki? Taklit etmeyeceğiz. Çünkü abdest Malik mezhebine uygun. Dolayısıyla sabah namazında da öyle dedi, ikindi dedi, akşamda yatsıda da. Bunları vaktinde eda ederken veyahut da vaktinde kılamadıysa kaza ederken yahut da Allah rızası için istihare namazı kılıyoruzdur. Veya aynı şekilde kaza bitmiştir, nafile namaz kılıyoruzdur, teheccüd kılıyoruzdur, duha kılıyoruzdur, evvabin kılıyoruzdur, şükür namazı kılıyoruzdur. Bunların hepsinde mutlaka Maliki mezhebine uymaya diyeceğiz. Hem abdeste, hem gusülde, hem de namazda efendim. Dişini çektirmiş olan birisi ufak ufak kanıyor hala. Abdesti nasıl yapacak? O konuda kitapta bir ifade geçiyor. Şimdi dört mezhepte de abdest alırken ağzın içerisini yıkamak farz değil. Dolayısıyla mesela abdest alacak, su içilebilecek cinsense azar azar da kanıyor. Ağzına su alır,
Bir defa o su alma sünnetini yerine getirir, yutar, tükürmez. O azar azar kanayanı da yutar. Şimdi kitapta deniyor ki, oruçta ağız vücudun dışıdır. Kanı yutarsa orucu bozulur. Abdeste ise vücudun içidir. Oruçta dışıdır ağız, abdeste içidir. Yutmadı, tükürmediği müddetçe dışarı çıkmıyor. İçiye. İçinde kanama var mesela. Ya boş ver içinde kanama, ya içe gide. Mide, bağırsak, necaset dolu. İdrar kesesi, idrar dolu değil mi? Onunla namaz kılıyoruz. Tabii ki hatırıma bir şey geldi de, bir zamanlar böyle zaman zaman anlatıyorum. Oturmuş hem de kravatlı böyle kelli felli gözüküyor. Adamcağız anlatıyor yanındakilere, işte diyor sigara içince akciğer böyle diyor katran gibi oluyor, kusul abdesti olmuyor falan. Dedim ya adam yanlış mı söylüyor? Dedim bir daha tekrar ettirdim ya, dedim ne diyorsun sen? Sen dedim aynı şekilde gusül abdesti alırken mideyi, bağırsakları, karaciğer, akciğeri çıkarıp böyle suyun altında yıkıyor musun? Ne yapıyorsun? Bunu dedim sakın başka bir yerde söyleme. İslamiyet hakaret ederler. Bu İslamiyet nasıl bir şeymiş? Fermuar mı var senin dedim vücudunda? Böyle açıyorsun, şey yapıyorsun falan, su geçmiyor falan diye. Dolayısıyla abdest alırken ağız vücudun içi olduğu için onu tükürmediği müddetçe hiç problem olmaz. Azar azar da kanıyorsa onu yutar. Efendim zarar verir mi? Yani o zaman kan yemek... Hayır, kan yemiyorsun. Tükürükle beraber karışık ütüyor. Yalnız orada bir ifade daha geçiyor. Ağızdaki o az az kanayan tükürükten azsa yuttuğu zaman orucu bozulmaz. Tükürdüğü zaman da abdesti bozulmaz buyuruyor. Abdest alırken hiç ağzına su vermesi abdest olmaz mı? Olur. Hiç ağzına su vermese. Beceremeyecek diyelim bu söylediklerinizi. Hiç ağzına su vermese yine aynı şekilde böyle durumlarda ağzına su vermez. Abdestini alır, namazını kılar. Gusülde ağzın için yıkamak farz. Tabii. O da Hanefi ve Hanbeli mezhebinde, bu iki mezhepte farz, Şafii ve Maliki mezhebinde farz değil. Gelelim dinleyicimizin diğer bir suali var. Abim dedi anneme kötü davranıyor son zamanlarda dedi. Hani düşünüyoruz dedi durup dururken dedi niye bu şekilde böyle davranıyor acaba dedi, büyü mü yapılmış olabilir. Şimdi yaş insanı olgunlaştır diyorlar da, annem rahmetli derdi, insan yedisinde neyse yetmişinde doğu olur diye. Değil mi? Olgunlaştırmadığı zaman doluyor yani. Yedisinde neyse yetmişinde doğu olur derdi falan. Yani gençliğinde bunları düşünüp de halletmediyse yaşlılık çekilmez hale getirir insanı. Bazen 7 yaşındaki adam, özür dilerim 70 yaşındaki adam 7 yaşındaki çocukla şey oluyor, çocuk oluyor veya onu dediklerini kale alıyor ve sinirleniyor mesela. Evet. Şimdi Saadet Ebediye kitabında da hasta ve yaşlılar çabuk sinirlenir buyuruluyor. Çabuk sinirlenir ama enteresan bir şey ya, dilini tutmuyor. Şimdi bu tek taraflı olmaz yani. Yani illa her şeyi de sihir büyüye bağlamak o da uygun değil. O da uygun değil. O sizin anlattığınız bir şey vardı. Çocuk evlenmiş. Bir ay boyunca işte rafata yumurta, lop yumurta, tavada yumurta. Çocuk demiş ya Allah Allah demiş ya. Demiş yumurtadan başka bir şey. Aa demişler çocuğa büyü yaptılar. Raydan çıktı. Allah Allah. Ya her şeyi de büyüye sihire bağlamak o uygun değil. Şimdi yaşlıdır. Her şeye müdahale ediyorsa. Ya şimdi kendi evin vardı. Kendi evin aynı şekilde komutanıydın. Sen emrederdin. O çocukları yerine getirdi. Yerine getirirdi. Şimdi komuta değişti. Amir değişti. Çocukların aynı şekilde büyüdü. Ev sahibi oldu. Sen oğlunun evindesin. Dolayısıyla komuta oğluna geçti. Sende değil. Hala daha komut verme durumunda ise... Onu öyle yapmayın, bunu böyle yapmayın. Ona müdahale ediyor, buna müdahale ediyor. Sofraya yemek gelmişti, böyle yemek mi olur? Tuzu çok olmuş, bilmem aynı şekilde suyu az olmuş. Yağı bilmem ne olmuş falan der durursa... oradakiler de zaten aynı şekilde herhalde şey değildir. İbrahim'in etem hazretleri değildir etrafındakiler yani.
bir, iki, üç, beş falan beğenmiyorsan diyecek, hele gelin kaynana meselesinde. Bu da şimdi evet oğlu ama netice itibariyle devamlı sürede bu şekilde oluyorsa onu da sinirlerini alt üst etmiştir. Efendim benim dediğimi yapacak falan. Buraya gelmeden önce aynı şekilde baktım, bir mail var da ana baba işte baskı yapıyor hanımını boşa diye. Ananın babanın bu sözüne itibar edilir mi? Ya iyi boşadın. Ne getireceksin? Neyi alacaksın? Kimi getireceksin? Ha, fabrikaya sipariş verecekler. Şu ev safta. Geç robotlar var şimdi artık. Robotla evlendirirler oğullarını değil mi? O şekilde olur yani. Şu ev safta bir robot. İnsanlara da artık model numarası veriyorlarmış. İ7. İ8. İX. Ondan olsun benim. Dolayısıyla yani Cenab-ı Hak kadını kadın yaratmıştır. Yok yani şey itibariyle hani dinleyiciler anlamasın, Allah-u Teala yaratırken aklı az yaratmış. Hatta bir dinleyicimiz bir şey sormuştu. Sizin tavsiye ettiğiniz kitapta dedi böyle böyle bir durum var. Ama nakleden kim? Hazreti Ayşe validemiz. Peygamber Efendimiz'e soruyor aleyhissalatü vesselam. Bir gün böyle hani cehennemin ancak şeyi çoğunluk kadınlardan olacak. Sebebini soruyor. Allah-u Teala kadınlara aklı az yaratmış. Az yarattığı için nefis de kuvvetli. Ama böyle olması gerekir dünyada. İşte onu kontrol edebilirse erkeğin önüne geçiyor. O ayrı bir mesele. Kontrol edemediği için bir çırpıda şey yapıyor. Hatta bir misal var. 70 sene sırtında taşsa bir defa yere koysa senden ne gördüm ki deyiverir. Nankör olurlar buyuruyor. Nankörlük var. Şimdi hanım dinleyicimiz diyecekler ki ya ne diyorsun falan. Diyeceğim yiyeceği yok bu. Erkekler de aynı şekilde erkeklik gururu diyor falan. Kibir ya o düpedüz. Cehalet sebebiyle ölçü kantar yok. Hani zaman zaman siz de şahit oluyorsunuz. İşte senin böyle namazların boşa gider. Benim dediğimi yapmazsan falan falan. Aslanım ben soğan erkeği. Hüküm de veriyor fetvada. Böyle cebinde dolu takır 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 şey yapıyor falan. Halbuki hakem İslamiyet olması lazım. Kadın içinde erkek içinde. Kadın içinde erkek içinde. Allah Teala rahmet eylesin. Yani Emel abilerin o sözü. Abi ne güzel bir söz ya. Kavga iki diri arasında olur. Şimdi bu dinleyicimizin annesinden çıktı da annesi iki de aynı şekilde böyle laf sokuşturuyorsa. Ya orayı berbat eder ya. Ya kendine acımıyorsun, çocuklarına acı. Ondan sonra sert davranınca öbür evladına. Abim bana sert davranıyor. Ablam bana sert davranıyor demeye başlıyor. Peki sen hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle durup duruyorsun. Durup dururken aynı şekilde seni de şikayet ediyorlar. Olmaz öyle şey ya. Yani şimdi gençliğinde birazcık bu din terbiye falan görüp de olgunlaşmış olsa ben çünkü çocukluğumda hatırlarım öylelerini. Mesela oğlun yanında zaten ataerkil aileydi, öyle kalınıyor falan. Hiç şikayet söz konusu olmuyordu. Hatta evdekilerin hepsi, torunların hepsi, oğlu da gelini de hürmette kusur etmedikleri gibi pervane oluyorlardı. Niye? Ya sen daha önce aynı şekilde kendi evinde otorite kuruyordun. Tamam. Hüküm sana aitti. Ama şimdi oğlun kızın evine gitmiş. Başını eğeceksin, ona rıza göstereceksin. Aynı hükmü bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Erkek için de, kadın için de. Erkek de aynı şekilde hanımı ölmüştür, oğlunun veyahut da gelinin yanına, kızının yanına gitmiştir. Orada habire sokuşturuyor. Bunu ne yaptınız, böyle olmaz, şöyle olmaz falan. Hemşerim bitti senin amirlik, genel müdürlük bitti. Emekli oldun, yok artık. Yok. Dilini tut. Sana bakıyorlarsa, sıcak aynı şekilde yuva veriyorlarsa, çorbanı koyuyorlarsa, sana hürmet ve saygı gösteriyorlarsa minnet edeceksin, şükredeceksin. Ama sen her şeye karışıyorsan, her şeye hani ne derler, nane olmaya kalkarsan olmaz o. Olmaz o. Orada huzursuzluk olur, çocukların yuvasında yıkarsın. Enteresan bir şey ya. İşte gençliğinde o olgunlaşmadıysa, İmam-ı Rabbani Hazretleri hep mektubatında buyuruyor ya, işte gençlik o olmadıysa, ya o durumda çocukların da düşünmüyor biliyor musun? Ben diyor yani. Hala ben merkezi. Sihir olabilir mi? Olabilir. Sadece bir dili bildirilenleri uzaktan da okuyup aynı şekilde şey yapmalı. Öyle bir şey de olabilir mi? Olabilir ama öncelikle onu da düşünmek. Siz annesi tarafından konuştunuz gerçi hep. Hani kadın böyle bir şey yapmamış olabilir. Hiçbir olabilir. Şey olabilir. Başka sebepler de olabilir. Yani
olabilir yani, oğlunu etkileyen, başka şehirde dedi çünkü. Hı hı. Olabilir. Yani psikolojisi bozulmuştur. İlla ki hani öyle yaptınız manasında. Şey itibariyle söyleyiverin, yani illa sihir de olmayabilir. Abisinin mesela çalıştığı yerde olsun veya iş hayatında olsun, yani hanımı çocukları vasıtasıyla olsun, psikolojisi bozulmuştur. Olabilir. Ondan sonra önüne geleni de fırçalıyordur, bağırıp çağırıyordur. Onu da düşünmeli. Yani tek taraflı değil bu iş. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların en iyisi ve en kötüsü. Bir insan, herkesin ne düşündüğünü anlasa, kaybolan şeylerin nerede olduğunu bilse, her ettiği dua kabul olsa, bu üstün haller Allahü Teala'nın sevgisine alamet değildir. İtikadı düzgün mü? Haramlardan sakınıyor mu? Farzları, sünnetleri yapıyor mu? Yani dinimize uyuyor mu? İşte Allahü Teala'nın sevgisine alamet budur. Yoksa üstün haller gösterene evliyadır denemez. Bu haller kafirlerde, kötülerde olursa istidraç denir. Müminlerde olursa keramet denir. Gerek istidraç, gerek keramet, her ikisi de riyazet, yani sıkıntı çekenlerde olur. Çekmeyenlerde de olabilir. Esas alim, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarına göre hareket eder, fıkıh kitaplarına göre konuşur. Evliya zatsa, fıkıh kitapları yanında büyüklerinden gelen feyizlere, marifetlere göre konuşur. Zulüm ve işkenceyle ölen Müslüman, şehit olur ve cennete gider. Kafirler, işkenceyle de öldürülse şehit olmaz. Şehitlik ancak müminler içindir. Cennetin kapısı imandır, imanı olmayan cennete gitmez. Kur'an-ı Kerim'e kendi kendine manalar verene uymak, bunu dinlemek caiz değildir. Peygamber Efendimiz, kim Allah'ın kelamına kendi aklıyla kendine göre mana vermeye kalkarsa, kendi kafasından tefsir yaparsa o kafir olur buyuruyor. Kurtuluş yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin yoludur. İmam Rabbani Hazretleri, Ehl-i Sünnet yolundan kıl kadar ayrılan cehenneme gidecektir buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimlerinin yolundan kıl kadar ayrılan din adamlarına din hırsızı denir. Peygamber Efendimiz, insanların en iyisi alimlerin iyileridir. İnsanların en kötüsü de alimlerin kötüleridir buyuruyor. Alimlerin kötüleri kendi kendilerine fetva verenler, fikir yürütenlerdir. Dünyada en büyük nimet doğru imandır. Dolayısıyla kavuşulması en zor şey de doğru imandır, yani Ehl-i Sünnet itikadında olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecektir. İtikadı düzgün olduğu için yalnız bir fırka kurtulacaktır. Bu kurtulanlar benim cemaatime ve sünnetime tabi olanlardır buyuruyor. Burada cemaat, Ashab-ı Kiram demektir. Sünnet sözü, yalnız olarak söylenildiği zaman İslamiyet'in bildirdiği her şey demektir. Ehl-i sünnet vel cemaat tabiri buradan gelmektedir. Peygamber Efendimiz, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz buyuruyor. Doğru itikad, yani Ehl-i sünnet itikadı çok önemlidir. Her şeyden önce bunu öğrenmeye çalışmalıdır. İtikadı bozuk olan biri, dinimizin bütün emirlerini yapsa ve yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikretse de, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Çünkü itikat bozukluğunu ancak cehennem ateşi temizler. Halbuki içki içen, dinin emirlerini yerine getirmeyen fasık birinin itikadı düzgünse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali vardır. Çünkü tövbe edebilir, şefaate kavuşabilir veya Cenab-ı Hak affedebilir. Fakat
itikadı bozuk olan kimse itikadının bozukluğunu bilmediği için tövbe de etmez, o haliyle ölür. İnsanların hayırlısı, ilim öğrenen ve öğrendiğini öğretendir. Dinimizden bir kelime öğrenip bir başkasına da öğretmek, bin kere nafile hacca gitmekten daha çok sevaptır. Peygamber Efendimiz, yoldan çıkmış bir Müslümanı doğru yola kavuşturan cennette yanımdadır buyuruyor. Ancak dikkat edilecek husus şudur ki, dinimiz nakil dinidir. Kişi öğrendiğini öğretecektir, kendi anladığını değil. Sapık yollar, akıl yürüterek yorum yapmak sebebiyle ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bunlar felakettedir. İlim, nakli ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, yani nakle dayanan din ilimleri, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar nakil yoluyla öğrenilerek gelmiştir. Kendi görüşüne göre din öğretilmez. Maalesef bugün pek çok kişi dini konuları kendi görüşüne göre anlatıyor. Hem kendileri hem de onlara uyanlar cehenneme gidiyor. Böyle bir zamanda kurtulabilmek için Peygamber Efendimiz'in varisleri olan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak şarttır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yaptığı bir işin dinimize uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Eğer yapılan iş dinimize uygun değilse, kişi günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah veya küfür muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada veya ahirette cezasını çeker. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam bir soru daha vardı, onu da sorabilir miyim? Hani sünnet üzere evlenince kızlı olan görüştürülüyor ya. Hı hı. Bunun bir sınırı var mı? Yani bir kere mi, iki kere mi, beş kere mi? Hani şey yapamazsa iki, üçe kadar da görebilir, görüşebilir. Ama bu dışarıda parkta dolaşalım, birbirimizi tanıyalım manasında değil. Yani aile büyüklerinin şey altında, kontrol altında olur o. Aile büyüklerinin kontrol altında olur. Orada görüştürülür. Evde görüştürülür. Hani dışarı gidelim işte, pastaneye gidelim. Orada birbirimizi tanıyalım falan. Merak etme, bir ömür boyu tanıyacaksın. Üç aşağı beş yukarı, onda da nefis var, onda da nefis var. Nefis ikisini de hırladığı zaman. Ama efendim işte şey böyle işte sevgiliydi falan filan da sonra evlenince kavga etmeye başladılar. Sevgiliyken birbirine beğendirmek için nefsinin o şeylerini gizliyor. Otomatik olarak gizliyor. Ama evlendikten sonra, nikahı boynuna taktıktan sonra aha azı dişlerini gösteriyor. Ondan sonra köpek dişleri mi diyorlar böyle saldırmak için. Hemen çıkarıyor, başlıyor göstermiyor onu. İşte o da aynı şekilde anlaşılacak gibi değil. Efendim ben diyor işte o evlilik programlar var bir televizyonlarda yapıyorlar ya. İşte evlenmeden önce kavga etmişler, bilmem ne yapmıştı. Sonra gene evlenmişler, evlendikten sonra gene kavga ayırmışlar, tazminat istiyor. Oğlan da salak, kız da zaten aynı şekilde yani şey para işi yapmış, o iş belli. Para işi yapmış, tazminat alacak falan. Ya senin tazminatında, senin de Müslümanlar da şimdi aynı şekilde. Yok o. Öyle bir şey durum söz konusu değil. Hani zahiren gerçekten bir zarar olur, bir şey olur ondan sonra. Yani Allah-u Teala'nın rızası için evlenmek falan hak getir artık. Evet. Tazminat herkes alacağım. Paraya bakıyor. Peki neyin tazminatı? Neyin tazminatı? Peki o erkek de aynı şekilde getirdi, aynı şekilde şey yaptı falan. O nereden alacak o tazminatı? Efendim benim gençliğim gitti. Ha. Erkek orada aynı şekilde şey kaldı yani, düğmeye bastı, o hiç yaşlanmadı, hırpalanmadı. Allah'tan korkma ya. Hani geçinemedim, bilmem ne yaptım, bütün yollar denendi falan. Yani İslamiyet'te denendi. Mehrini verir, bir de boşandıktan sonra 4 ay nafakasını verir. Ha çocuklar varsa çocuklar, nafakası zaten babasına aittir. Babasına ait. İslamiyet bunu böyle bildirmiş. Yok efendim ben maaş bağlattıracağım. Ondan sonra bilmem ne yapacağım. Piyasada var ya öyle. Piyasada var ya öyle. Yani ne büyük rakamlar geliyor. Geçenlerde bir şey yaptım böyle. Dudağım uçuklamış adam.
Kiralık ev tutmuş 26 bin lira. Şey mi, boşandı kadını mı? Ha, bilmiyorum artık kadını. 26 bin lira. Kira. Arabası da var bunun. Hizmetçisi de var. Ya bu parayı böyle veren adamlar, bunlar herhalde bu para böyle kolay kazanılan para verilmez. Muhakkak yani bir... Zor kazanılan verilmez. Ha, özür dilerim, hani zor kazanılan para verilmez. Bunlar bir taraftan böyle beleş gelmiş yani. Beleş gelmiş, yoksa verilmez. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. İnşallah-u Teala. Şimdi efendim... Necin sorusunu... Kız erkek ne kadar görüşmeli demiştik ya. Yani. Onu... Evet. Bitti değil mi? Başka evet. Da yok. Hem şimdi dinleyicimiz dedi ki annem babam hanım hasta. Allah Teala yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Hakk'a kolaylık ihsan etsin. Hani dedi istiğfarı bile okumakta zorlanıyorum. Allah Teala herkes bir şekilde imtihan ediyor. Mesela diğer dinleyicimiz de çocuklarımla beraber yaşıyorum ama diyor bir türlü işler rast gitmiyor. Şimdi bu dünyada ben neyim hem neyim var benim diye böyle biten beyitler almış Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Şeyde Saadet-i Ebedi'de var. Bu dünyada ben neyim, hem neyim var benim. Hem neyim var benim. Doğru ya, hem neyim var benim. Hiçbir şeyim yok. Allah rahmet eylesin. Hemen abiler de bir gün böyle önlerinde bir o televizyon kumanda aleti vardı. Siyah, uzun. Şöyle dediler. İnsan dedi, aslı böyle simsiyah bir varlık. İşte akıl, zeka, ruh neyse sonradan bu bedene getirilmiş, monte edilmiş, emanet buyurdular. O da gidiyor yani. Dünyada kullandığım bu vücuda kabire koyuyorlar. Neyin var hakikaten ya? Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Ama bu ruh bu bedendeyken, bu can bu bedendeyken, oho dünyayı idare edecek gibi bağırıyoruz, çağırıyoruz. Hastalandığımız zaman doktora gideriz, ilaç alırız. Şifa vermedi. Ne gelir elinden? Efendim şu doktor, bu doktor, şu ilaç, bu ilaç. Tamam, amenna. Ama vermiyor, şifa vermiyor. Bilmiyoruz sebep ve hikmetini. Belki okulunu koruyor. Belki de yüksek bir derece istedi okulu, farkında değil. Allah-u Teala da o duasını kabul etti. O dereceye ulaşmak için ibadetleri yetmiyor. Bu şekilde böyle onu o derecelere kavuşturacak. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala bir kuluna merhamet ederse veya bir kulunu severse onu kötü şeylerden korur. Nasıl korur? Benim saatim yerinde olsa, hep 30 yaşındaki bedenim olsa, bir elim yağda bir elim balda olsa, gözümün içine bakma, azarım. Saçlarınız olsa. Ha, saçlarım olsa, yakışıklı olsa, azarım. Kontrol edemem çünkü Firavun'un hayatını okuyor. Hayatını kesin midir bu? Yani azarım diyorsunuz da. Yani herkes için geçerli bu. Mutlaka böyle mi olur yani? Mutlaka böyle olur. Ancak Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan eder, onun kalbine iman nurunu verir, sevdiklerini, sevgisini verirse onlar vasıtasıyla kontrol edilir, korunur. Ama onun dışında mümkün değil buyuruyor. Mümkün değil. Ya Firavun'un mesela hayatını okurken tüylerin diken diken oluyor. Ya Rabbi dedim, beni böyle imtihan etme. 400 sene ömür vermiş, diş ağrısı yok, dişleri sık. Ya ona çok şükrediyorum, cebimde kürdan taşıyorum, dişlerim benim seyrek. Yani bile yesem hemen lavaboya gidiyorum. Dişlerimi mutlaka temizlemem lazım. Rahatsız ediyor çünkü. Dişleri bile sık yaratmış. Yemek yedikten sonra rahatsızlık vermesin diye. Adam hükümdar. Ağzından çıkan sözler kanun. Ve bir de Cenab-ı Hak adam Nil'in kenarında giderken Nil akıyor. Durunca Nil de duruyor. Nil nehri. Şeytan geliyor bunun nefsini gıdıklıyor sen tanısın diye. Hık mık diyecek oluyor. Nefis diyor ki tabii diyor. O zaten aynı şekilde Tanrı peşinde ya falan. Adam Tanrı'nın ilan ediyor. Adam Tanrı'nın ilan ediyor. Kabri bile belli değil. Kabri bile belli değil. Şeyde boğuldu gitti. Kızıldeniz'de. Ya ondan önceki Firavunlar da öyleydi de. Musa Aleyhisselam zamanındaki de boğuldu. Ondan öncekiler de aynı şekilde. Adamlar Nemrut'u bilmem nesi. Öyle çok Türkiye'de bile aynı şekilde var hala da. Öleler mevcuttur. Ama netice itibariyle gidiyorsun. Ölüp gidiyorsun. Elde avuçta bir şeycik kalmıyor. Onun için de sabretmekten başka çaremiz yok. Sebebe yapışacağız. Çaresini arayacağız. Dua etmeye devam edeceğiz. Yani dinleyicimiz derdini anlattı. Öyle inanıyorum ki bizim dinleyiciler de dua ederler. İnşallah Cenab-ı Hak halas eder. Ferahlığa çıkartır. Efendim
Diğer dinleyicimiz de hani işlerim rast gitmiyor. O da aynı. O da aynı. Nedir aynı olan? İşler rast gitse, işler tıkırında olsa Allah-u Teala hatırlar mı hatırlamaz mı? Efendim hatırlamaz. Diyorsunuz ki, belki dinleyicilerimiz hatırına gelir. Çok emin konuşuyorsunuz. Yok, o benimle alakalı değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Alak suresinde buluyor. İnsan orada açıkça biliyor ayet-i kerimede. Yaratan yaratanı en iyi bilendir. İhtiyatsızlık azgınlık getirir diye. Kesin bu. Yarattığını bilmiyor mu Cenab-ı Hak? İhtiyatsızlık azgınlık getirir. Ya şimdi o gazetelerde falan çıkıyor bazen. Gazetelerin internet haber sitelerinde falan var. Böyle acayip acayip aynı şekilde çok paralar var falan. Kadını erkeği. Hadi erkek dedim, tamam da dedim. Kadın vücudun her tarafına dövme yaptırmış. Simsiyah bir varlık olmuş çıkmış yani. Bu ne? Azgınlık. İhtiyatsızlık azgınlık getirdi. Nefsi diyor ki bir de bunu dene. Hadi eroini de dene. Şunu da dene. Bunu da dene. Herhalde deniyor. Ondan sonra sonu bunların intihar. Deneyecek bir o kalıyor artık. Evet. Başka bir şey yok. Çünkü nefsi istekler ora tatminsiz çünkü. O en sonunda diyor ki intihar. İntihar ediyor. Seneler önceydi daha o zaman TGRT yoktu. Türkiye Gazetesi'ndeydik. Bir haber düşmüştü işte. Gazeteyi alayım falan da o muhabirlerin oraya uğramıştı falan. İki tane genç birisini aynı şekilde bir adamı yakalamışlar, götürmüşler, öldürmüşler. Bunları yakalamışlar. Niye öldürdünüz? Ölüm nasıl bir şey bir bakalım nasıl ölüyormuş falan diye öldürdük. Ya? Nasıl bir şeymiş diye. Yani din, iman olmayınca, ahiret korkusu olmayınca, Allah korkusu olmayınca adam her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Eziyet de eder, zulüm de eder ve netice itibariyle bir gün gelir o tatminsizlik onu intihara da sürükler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu dinleyicimiz de aynı şekilde sebeplere yapışılır, dua edilir. Ha, Cenab-ı Hakk'ın takdirine itiraz etmeyeyim. Ha, demek ki biz böyle imtihan ediyorsun. Öbür dinleyicimiz de bu dinleyicimiz. Yani bizi, beni böyle imtihan ediyorsun. Bir önceki dinleyicimizde böyle bir şey vardı ama, ümitsizlik vardı. Yani olmayacak yani, artık der gibi. Evet, yani bir Allah imanımızı bir tek o kaldı falan gibi bir şey söyledi. Yani iman selameti yani, versin, ölüyüm ben der gibi bir hali var. Bir o kaldı falan. Psikolojisi bozulmuş. Yani. Psikolojisi bozulmuş. Allah-u Teala ferahlığa çıkarsın. Yani, ümitsizlik de iyi bir şey değildi yani. O da iyi değil. Ve mesela dinleyicimiz istiğfarı bile okuyamaz hale geldim dedi. Ki o yani psikolojisinin bozulmasının bir alameti kendisini zorlasın. La havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim ve estağfurullah min kül ma kerihallah. Çünkü Allah-u Teala açık net bir şekilde vaadi var. İstiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Hele bir devam et. Biz diyoruz ki estağfurullah bir şey olmadı. Yok öyle değil o. Samimiyette oturacağım en az 100 defa söyleyeceğim bunu. İnanarak söyleyeceksin. Yoksa yolda belde giderken değil. Düşüneceğini inanarak söyleyeceksin. La havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Sinir hastasıysa besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim diyerek her gün 100'er defa bunları söyleyeceğiz. İnanarak söyleyince muhakkak bir önüne bir ışık çıkar. Muhakkak ama. Hiç ummadığın birisi gelir. Aa senin hastalığın mı? Şunu kullan veya da şu falan da götürüyorsun iyi oluyor. Annen babanı şuna götür. İyi oluyor. Allah Allah sen neredeydin falan. İşte Allah gönderdi. Tabii sen Allah-u Teala'ya iltica ettin. Cenab-ı Hak'ta vaadi vardır. Gönderir mi gönderir. Allah-u Teala kolaylık istersin. Bu dinleyici, son dinleyicimiz aynı şekilde istiğfar ve la havle devam edesin. Çünkü en çok ihtiyacımız olan bu zamanda odur. Ben bir şey dikkatimi çekmişti. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitaplarda. Kitapların kapaklarına bile hep istiğfarı tavsiye etmişler. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, Muhammed Masum Hazretleri'nin kitaplarından alarak bizzat koymuşlar oraya. Dikkatimi çekti. Ha dedim bu asırda en çok lazım olan bu. Çünkü günah işlemediğimiz bir zaman yok gibi. Bir uyuduğumuz zaman herhalde olmuyor. O da ne niyetle uyuyoruz, yatıyoruz o da ayrı bir mesele de. Onun dışında evde bile, evi boş ver artık cebinde ya cebinde. Adam çıkartıyor telefondan her şeyi. Bir de tabii bu zamanda şey yok. Şimdi dinleyicimizin anam, babam, hanım hasta diyor. Bunun demek ki yükünü paylaşan birisi de yok. Yok. Öyle belli gözüküyor. Ki hani istiğfar aynı zamanda insanın yükünü de paylaşıyor. Ya böyle güç kuvvet veriyor evet, yani. Şey yapar. Evet. Hafifletir. Çünkü kalbine bir rahatlık gelir, bir ferahlık gelir. Onun için ne yapsın istiğfar ve la havleye devam etsin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
İslam ve toplum.